Birçok doktorla görüştüm. Hiçbir doktor ben bu ameliyatı yaparım diyemedi. Türkiye'de gitmediği doktor kalmadı. 30 yıldan beri bu hastalıkla mücadele ediyordu. Doktorlar onun ölüm tarihini bile söylemişlerdi. Ama Kahramanmaraşlı doktor onu hayata bağladı. Hiçbir kurumda, bölgedeki diğer illerde, Ankara'da bu ameliyatın olmayacağını, yapılamayacağını, riskinin çok fazla olduğunu söyleniyor. Biz de hastanın tüm verilerine baktık, tahlillerini yaptık. Bu ameliyatın olabileceğini, riskinin elbette ki yüksek olduğunu ama başka şansının kalmadığını, bize güvenirse eğer bu ameliyatı yapacağımızı söyledik. Çok da güzel bir ameliyat oldu. Üçüncü kalp ameliyatı olmasına rağmen hastamız ertesi gün yürüdü. Bugün de inşallah servise alacağız. Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Kalp kapakçığındaki rahatsızlığı ilerleyince Ankara'da özel bir hastaneye tekrar ameliyat olmak için giden Gökkaya, doktorların sen masada kalırsın ancak bir ay ömrün var, git kalan ömrünü yaşa demesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ben dedim karaciğer ama tedavi görsem, buraya gelsem beni ameliyat yapabilir misiniz? Yok dedi. Senin dedi zaten dedi 1,5 ay yaşamın bile yok dedi. Tamamıyla dedi bitmişsin dedi. Bu nedenden dolayı dedi, ben ameliyat yapamayacağım dedi. Amca dedi seni görmek istiyor, Ervin Hoca dedi, bir gel. Buraya geldim, sonuçları getirdim tabii ki. Baktı, ben dedi bu ameliyatı gerçekleştiririm. Bu ameliyatı ben yaparım dedi. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağına inanıyorum. Bu bir başlangıç tabii ki. İyi olacağıma iyi inanıyorum yani. Erdinç Hocama ve burada bütün personellere çok çok teşekkür ediyoruz ve bize olmaya bir şeyi yaptılar yani. Hani bize bu umudu verdiler. Biz çok şey yaşadık hastane ortamlarında, çok bekledik kablarında. Erdinç Hocam Allah razı olsun, babamın ameliyatını yaptı. Çok güzel, başarılı geçti. Ona Allah razı olsun. Biz de en az onlar kadar mutluyuz. Elimizden geleni yapıyoruz hastalarımız için. Şu anda hastamız iyi. Artık sadece belli yerlerde yapılmaya başlandı. Çünkü bunun için belli bir tecrübe, belli bir birikim, deneyim lazım. Artı ekibin oturmuş olması lazım. Dediğim gibi böyle hastalarımızı da artık biz burada ekibimizle beraber elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz.